Kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dikkat ediyorum, hepinizde maşallah gülücükler var. Bu beni çok mutlu etti. Herhalde müjdeler veriyorsunuz, değil mi? Sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Semalarımızda yankılanan ezanlarımızın hiç dinmemesi, nazlı bayrağımızın hep dalgalanması, vatanımızın istiklali, milletimizin istikbali uğrunda mücadele eden şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Aynı kutlu idealler için bir asırdır mücadele eden güvenlik güçlerimize, devlet ve siyaset insanlarımıza, kendi alanında Türkiye'ye katkı vermek için çalışan herkese, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan ciddi bir mutluluk duyuyorum. Ve bugünün sevincini sizlerle paylaşmak bana ayrı bir güven, ayrı bir mutluluk veriyor. Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan, millet kokan yol arkadaşları lütfettiği için ayrıca hamd ediyorum. Bugüne kadar hep sizlerin yoldaşlığında geldik. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamleleriyle beraber tanıştırdık. Eskinin o köhne düzenini değiştirerek biz farklı, modern bir Türkiye'yi inşa etmenin altyapısını oluşturduk. Mutlu, müreffeh ve güçlü yarınlarımızı da inşallah yine sizlerle el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine, sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan, siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Gençlerimizin önüne bir gelecek vizyonu koymak yerine kendi beceriksizliklerini, kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışan müflis siyasetçiler size asla örnek olamaz. Türkiye daha önce bu tarz siyasetçi profilleri görmüş ama hepsi eninde sonunda unutulup gitmiştir. Şimdi onları kimse hatırlamıyor. Kimse hayırlı anmıyor. Eserleri yok. Ziya Paşa'nın güzel bir şöyle beyti var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eserleri yok ki anılsınlar. Böyle bir durumdalar. Biz ise siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize güvendik, gençlerimize inandık, sizlerin her alanda yolunu açmanın gayreti içinde olduk.
Bunu da öyle birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşı biliyorsunuz 30'du. Bunu önce 25'e, daha sonra 18'e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü bunlar gençlerine güvenmiyordu ki. Bize aynen şunu söylediler. Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız? Bunları söylediler. Ama bunlar bilmiyordu ki bizim ecdadımız Fatih 18 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Benim ecdadım bunu yaptıysa demek ki torunları olarak bizler de bunu yapabiliriz ve yapmalıyız. Düşünün, İstanbul'un fethi böyle gerçekleşmiş. Öyleyse bunu biz de yaparız. Yapmamız lazım. Ve yaptık mı yaptık? Çünkü gençlerimize güvendik. İnandık. İnandığımız için onlarla da yolları yürüdük ve yürüyoruz. İşte pazar günü seçimlerin sonuçlarına göre 28. dönemde meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ünün bizim partimizden olması bunun ispatıdır. Mecliste 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biz. Gençlik Kolları Başkanımı 28 yaşında. İzmir'de bölgesinde ilk sırada aday göstererek bu konudaki kurumsal tavrımızı da ortaya koyduk. CHP Genel Başkanı ise asla böyle bir adım atmadı. Atamaz. Niye? Bu yürek ister, yürek. Zihinsel devrimi gerçekleştirmediğiniz sürece bu işi gerçekleştiremezsiniz. Ve biz şu anda bu zihinsel devrimi gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Peki bu zihinsel devrimi neyle gerçekleştireceğiz? Sizinle. Sizinle. Şimdi gençler, şurası düne kadar neydi biliyor musunuz? Burası geçmişi itibariyle meşhur Rami Kışlası'ydı. Fakat daha sonra ne oldu? Burası Rami Gıda Çarşısı oldu. Ben bu gıda çarşısında çalıştım. Halini bilirim buranın. Ve daha sonra burasının farklı bölgelere taşınma süreci oldu. Bayrampaşa'ya vesaire buralara. Ondan sonra Kültür Turizm Bakanım'la burayı konuştuk. Ve sağ olsun işi eline aldı. Ve şu mezbelelik olan yeri şu anda gördüğünüz hale getirdi. Tabii bir alkış seçimi bakanımıza yapmanız lazım. Fakat tabii şimdi Türkiye'nin eski Türkiye ve bugünkü Türkiye olarak mukayesesini yapabilmek için eski Türkiye'yi tanımak lazım. Eski Türkiye'yi tanımadığınız zaman bugünle mukayesesini yapamazsınız. Şimdi biz tabii eski Türkiye'yi biliyoruz. Ben İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım. İstanbul susuzdu. Çöp, çukur, çamurdu. Ve İstanbul'u o susuzluktan başkanınız kurtardı. Tabii ben şimdi size sorsam, desem ki ya siz Haliç'in o eski halini bilir misiniz diye, sizin tamamınıza yakını Haliç'in o eski halini bilmez. O kokusundan geçilmeyen Haliç'i bilmez. Biz
pislik, rezillik, öyle yüzmek müzmek falan öyle bir şey yok orada. Balık malık falan yaşayamıyordu. Öyle bir hal vardı orada. Ve Cumhurbaşkanınız, o zaman belediye başkanı olarak, ilk işim oranın bütün o pis suyunu, her şeyini Ali Bey köydeki bir taş ocağına 9,5 kilometre bir adeta petrol boru hattı gibi boru döşedik ve oranın kirli suyunu nereye aktardık? Ali Bey köydeki o taş ocağına aktardık. Ve orada yine bir tülbent gibi pisliği tilbentin üzerinde bırakarak suyunu tekrar geri göndermek suretiyle Halice döndürdük. Ama o çamur tabaka nerede kaldı? Ali Beyköy'deki o taş ocağında kaldı. Yaklaşık 600 bin metrekare orada biz şimdi bir oyun parkı yaptık. Veyland denilen Ali Beyköy'deki o oyun parkının olduğu yer işte oydu. Bu hale dönüştürdük orayı. Ama ne oldu? Haliç'in o pis kokusundan çevreyi kurtardık. Ve Boğaz'ın suyunu yine bir tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç'e gönderdiğimiz bu su ile de Haliç'in suyunu temizledik. Ama burada bir şey daha var. Şu anda Haliç Kongre Merkezi denilen yer var ya, orası mezbaneydi. Orada bağırsakçılar vardı. Ve orada onların tamamen o çalışmalarıyla orası rezaletti. E peki biz ne yaptık? Dedik ki biz burayı da, çünkü mimarisi çok güzel bir bina. Şu andaki Haliç Kongre Merkezi. Ve Haliç Kongre Merkezi'ni adımını attık. Allah rahmet etsin. Benden sonra da Kadir Bey orayı bugünkü haline getirdi. Şimdi bunlara sormak lazım. Ya sizin İstanbul'da böyle bir eseriniz var mı? Yaptınız mı böyle bir şey? Yani bu CHP'lilere sorun. Ya ne yaptınız? Şimdi bunlar tabii sadece ben şu anda iki örnek verdim. Bizim Türkiye genelindeki durumumuz bu değil. Ama İstanbul'da tabii gerek belediye başkanlığım, susuzluk diyorum, ta Isranca dağlarından 110 kilometreden İstanbul'a su getirdik. Veysel Bey'in, onu İSKİ'nin başına getirmiştim. Oradan İstanbul'a su getirerek İstanbul'un susuzluğunu giderdik. Onun için ben CHP'yi 3 şeyle tanımlarım. Çöp, çukur, çamur. Ve çöp dağlarını kaldırdık. Çukurları yok ettik. Çamurlardan İstanbul'umuzu kurtardık. Ve susuzluğunu giderdik. Doğalgaz noktasında o zaman 50 bin eve, benden önce CHP vardı malum, 50 bin eve doğalgaz vermişlerdi. Ben görevi bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve biz doğalgazı getirdik. Aradaki fark bu. Gençler, özellikle seçilme ihtimali olmayan yerlerden ve sıralardan CHP aday gösterdi. Peki neden? Çünkü bu zat gençlere güvenmiyor. Bu zat gençlerin mecliste olmasını, tecrübe kazanmasını, ülkeye ve millete hizmet etmesini istemiyor. Gençlerimizin ümit var olmasından, özgüven sahibi olmasından rahatsızlık duyuyor. Aslında bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmalarında yer almasına tahammül dahi edemeyenlere en iyi cevabı yine ben sizlerin vereceğine, hem de 28 Mayıs'ta vereceğine inanıyorum.
Tabii 28 Mayıs'ın bir önemi daha var. Şimdi 28 Mayıs'ta bu cevabı verirseniz ertesi gün 29 Mayıs. Çok önemli. İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan aynı zat gitti toplam oyları %1'i bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti ya. Bir de ne diyor? Ben hesap uzmanıyım diyor. Ya bunun ben hesap uzmanlığına şaştım. Ya sen nasıl uzmanısın ki bu kadar böyle bu partilere bunları dağıttın? Onun için gençler, sizin üzerinizde önemli bir görev daha var. Ne biliyor musunuz? Bunu siyasette mezara gömmek için işte 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Ve bu zaten hesap uzmanlığından emekli olmuştu. Siyasetten de gelin bunu emekli edin. Ve CHP'de siyaset yapan Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren gençlerimize ben bu neticeyi bırakıyorum. Gençlerimizin diğer pek çok şeyle birlikte 28 Mayıs'ta bunun hesabını da sandıkta soracaklarına inanıyorum. Sadece bununla kalmayacak 28 Mayıs'ta aynı zamanda ben gençlerimizi kendi başarısızlıklarına ortak etmeye çalışanlara da esaslı bir ders vereceklerine inanıyorum. Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları inşallah sizlerin desteğiyle siyasetten emekli edeceğiz. Çirkinleşen ve hatta çirkefleşen bir siyaset dilinin sahiplerinden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Düşünün, yani şu 11 şehir deprem bölgesi, bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun, affedersin, çirkin bir şekilde propagandasını yapmaya kalkıyorsun. Otellerden onları kovuyorsunuz. Eyvallah, eyvallah da. Ama bunları göreceğiz. Ona göre de önümüzdeki pazar günü, haftaya pazar, gereken dersi bunlara vereceğiz. İşte inşallah. Şimdi nasip olursa bu hafta sonu zaten 4 vilayetimize, inşallah ardından salı günü yine 2 vilayetimize daha gitmek suretiyle 6 tane deprem şehrimizi Devlet Bey ile birlikte ziyaret edeceğiz. Oraları dolaşacağız ki ne sıkıntı varsa bu sıkıntıları inşallah hep birlikte giderelim istiyoruz. Çünkü oralarda yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Biz buralarda yok bize az oy çıktı, yok şöyle oldu, böyle oldu diyemeyiz. Sevgililer, sevgilisi peygamberimizin hayrun nas men yenfeun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Biz buradan hareketle ayrıma tabi tutmadan insanların en hayırlısı olmaya azmettiysek en çok faydalı olan olmak durumundayız. Ve bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve 14 Mayıs seçimlerinde özgür iradelerine sahip çıkan gençlerimiz daha büyük bir başarıyı inşallah 28 Mayıs'ta da sergileyecekler. Koltuklarını koruyabilmek için sizi korkutmaya çalışanlara, sizi karamsarlığa sürmek isteyenlere, hayallerinizi elinizden alma peşinde koşanlara, yani kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık yeter diyeceğinden şüphe duymuyorum.
Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Şimdi de sizleri dinlemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli gençler. Şimdi ilk kez ve yeniden mecliste görev yapacak genç milletvekillerimizi takdim etmek istiyoruz. Öncelikle AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan. Yalova Milletvekilimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş. Konya Milletvekilimiz Sayın Selman Özboyacı. Ankara Milletvekilimiz, en genç milletvekilimiz Sayın Zehra Nur Aydemir. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Rümeysa Kadak. Ankara Milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli gençler. Şimdi genç milletvekillerimizi temsilen mikrofonu en genç milletvekilimiz Sayın Zehra Nur Aydemir'e veriyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, çok değerli genç arkadaşlarım. AK Parti Gençlik Kolları olarak düzenlemiş olduğumuz gençlik buluşmasınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni ve en genç üyesi olarak sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, konuşmama başlarken belirtmek istediğim bir şey var. Ama önce kendini bence tanıtmanda fayda var. Tamam mı Cumhurbaşkanım, tanıtayım. Zehra Nur Aydemir, 24 yaşındayım. Endüstri ve bilgisayar mühendisiyim. Aynı anda 2 bölüm okudum. TOBİ Üniversitesi'nden mezunum. Savunma sanayi firmalarından biri olan Minsoft'ta yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda gençlik kollarında genel başkan yardımcısıyım. 2 yıldır ARGE ve eğitimden sonra genel başkan yardımcısı görevimi devam ettiriyorum. Evet. Devam. Konuşmama başlarken belirtmek istediğim şu ki 21 yıl önce ülkemizde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programlarında 24 yaşında bir milletvekili konuşmacı olarak katılması mümkün değildi. Ama siz ve yol arkadaşlarınız bizlere duyduğunuz güven ve gençliğe alan açma arzusuyla milletvekili seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, ardından da 18'e düşürdünüz ve bunu yaptığınız zaman Türkiye siyasetinde konuşulan algılar şunlardı. Gençlere siyaset ve milletin temsili emanet edilemez dediler. Siyaset ciddi bir iştir. Gençlerin siyasetin merkezinde olmasına lüzum yoktur dediler. Bu paradigmalarda, bu ön yargılarda siz bizlerin önlerini açtınız. Gençlerin önlerindeki engelleri kaldırarak bizlere alan açtınız. Bugün ülkemizde, bürokraside, siyasette ve her alanda gençlerin sayısı arttığı gibi biz gençlerin en önemli noktalarda memleketin geleceği için sorumluluk alacak özgüvene sahip olduğunu görüyoruz. Güçlü ve kararlı duruşuyla Türkiye'nin gençlerine bu özgüveni aşıladığınız gençliğin birilerinin hapsetmek istediği kalıplardan çıkmasına vesile olduğunuz için Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere şahsım ve ülkemin tüm gençleri adına çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ifade ettiği gibi yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaşın altında 5 milletvekili bulunmakta. Milletvekili seçilme yaşı aşağı çekildiğinde bu karara karşı çıkanlar siz kendi evlatlarınızı milletvekili yapacaksınız dediler. Ancak bugün baktığınızda ben bir devlet memuru çocuğu olarak ve AK Parti teşkilatında 18 yaşımdan beri bulunan bir kardeşinizim. Yine 30 yaş altı diğer milletvekillerimizin hepsine baktığımızda hepsinin ailesi siyasi nüfusu olan kişiler değil. Bugünden dönüp değerlendirdiğimizde
o gün o itiraz edenlerin aslında gençlere alan açmamak için bir bahane aradığını görüyoruz. Zira geldiğimiz noktada kendi gençlik kolları başkanlarını dahi seçilmeyecek sırada aday göstermeleri bayağı da doğal bir ifade. Değerli genç arkadaşlarım, bugünden sonra burada yapacağımız ilk işte nasıl 14 Mayıs'ta gösterdiysek, aynı şekilde 28 Mayıs'ta da coşkulu ve kararlı bir şekilde sandığa gidip Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla tekrar reisi cumhur olarak seçmektir. ...28 Mayıs, 19 Mayıs 1919'dan miras kalan kararlılık ve mücadele azmiyle inşa edeceğimiz Türkiye yüzyılının başlangıcı olarak tarihe geçecektir Sayın Cumhurbaşkanım. Ve gençler kazanacaktır. Ve gençlerin lideri kazanacak, Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacaktır inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli gençler, şimdi de sözü gençlerimize bırakıyoruz. Buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Ben Elif, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşındayım. İlk oyumu kullandım, çok şükür. Yine kullanacağım inşallah. Çok mutlu oldum yetiştiğim için. Çünkü biz bir nesil sizinle büyüdük. Gerçekten çocukluğumuzdan şimdiye kadar, şimdi de oy verecek, gerçekten destekleyecek kadar sizinle beraber yol yürüdük gerçekten. Benim küçük bir anım var. Benim dedem 70 yaşında, yıllardır CHP'li yani. Fanatik CHP'li, böyle rozetiyle gezer yani ceketinin üstünde. Ben de tabii sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedeme her fırsatta hani böyle oturmaya gittiğimizde falan, dede yapma, dede bizim tarafa geç, bak AK Parti tarafına geç falan. Dedem asla dinlemez yani beni. Dedeme ikna etmeye çalıştım. İkna etmeye çalıştın, evet, ve ettin. Ettim. Evet, ettim. Dedem de ilk defa, yani 70 yaşında ilk defa sizin için oy kullandı. Size oy verdi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ama dedeni selamımı söyle. Aleyküm selam. Tamam mı? Yanaklarından bir öp. Öptüm zaten ellerinden. Çok teşekkür ettim. Biz sülalecek sizi çok seviyoruz. Bir dedem vardı pürüz olarak. Dedemi de aldık aramıza. Maşallah. Şunu eklemek istiyorum gençlere, buradaki arkadaşlarıma ve izleyecek olan arkadaşlarıma. Ben bunu duyurmak istiyordum çok kişiye. Kendim de söylüyordum ama böyle bir imkan verdiler. İmam Şafii'nin bir sözü var. Hakla batılı nasıl ayırırız diye sorduklarında, batılın oklarına bakın, o size hakkı gösterecektir demiş. Ben de 18 yaşında, daha 18'ime gireli 5-6 ay oldu. Bir genç olarak bu sözü çok etkilendim. Çok da doğru buluyorum. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi ne diyor? Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor diyor. Eğer bir terör örgütü, FETÖ, İslamofobik ülkeler bunu diyorsa, demek ki hak olan karşımızda değil mi? Batılın oklarının ucunda. Gençlerimizin gözünü açmasını ve İmam Şafii'nin de bu sözünü örnek alarak reisimizi başımızdan eksik etmeyelim. Değerini bilelim gerçekten. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Biz sizin her zaman arkanızdayız. Asım'ın nesli olarak siz bize inanın. Biz sizi çok seviyoruz. Her zaman arkanızdayız. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun. Biz de çok şanslıyız ki sizin gibi bir lidere denk geldik. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle selamünaleyküm. Ben Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisi Murat Erin. Ben bu yıl ilk defa Allah'a şükür yetişebildim, size oy verdim. İlk oyum size oldu.
Bu durumda seçim sürecinde ve seçim akşamında gördük ki Millet İttifakı sanki kendileri çok daha heyecanlıymış gibi ve kendileri çok daha fazla seçime konsantre olmuş gibi gösterdi. Halbuki durum bize tam aksini gösteriyor. AK Partili seçmenler böyle suskun kalmış gibi gösterdiler bize. Ama biz sandıkta gerekeni yaptık, cevabımızı verdik. Bu durum hakkında Millet İttifakı'nın bu algı operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Şimdi Millet İttifakı tabii her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yanlış, yalan yöntemlere başvurabilir? Hep bunun üzerinden oynadı. Ve hatırlayın, seçim akşamı biz öndeyiz. İşte Kılıçdaroğlu seçimi kazandı gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını da tatmin etmeye çalıştılar. Sonra ne oldu? İşte 5 puan farkla biz işi önde bitirdik. Yani yarım puan daha alabilseydik biz o akşam işi bitiriyorduk. Ve düşünün yine 2 milyon yaklaşık 600 bin oy farkla biz öndeyiz. Fakat tabii biz şimdi bunu da yeterli bulmuyoruz. Şimdi ikinci turda Allah'ın izniyle büyük bir gayret ortaya koyacaksın. Her zaman arkanızdayım. Bir Marmara Üniversiteli olarak da çok daha gayretli olalım. Ve inşallah haftaya pazar zaferle çıkalım. Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz öncelikle. Yaren Kutanoğlu ben. Rize'den geliyorum. Rizeliyim aslen. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. 18 yaşındayım. Ankara'da üniversiteye hazırlanıyorum. Kullandın mı oyu? Kullandım tabii ki. Biz sizinle 2 yaşında tanışmıştık ilk önce hocam. Ay, pardon. ardından 8 yaşında tekrardan mitingde seçim otobüsüne çağırmıştınız beni. Şu an 18 yaşındayım ve burada sizinle tekrardan buluştuğum için çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Yani anlayacağınız üzere çocukluğumuzdan beri sizinle büyüdük ve bununla gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bir de ufak bir ricam olacak da sizden. İki kere yanınıza gelmiştim küçükken. Fotoğraflarımızı çektirmiştim de hatıra kalması amacıyla imza attırmak istiyorum da yanınıza gelme imkanım var mı? Şimdi işi bitirelim. İşi bitirelim de ondan sonra. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ben hoş geldiniz. Necati Işık, Boğaziçi İktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da plastik enjeksiyon firmasında çalışıyorum maaşlı olarak. Bu bilgi önemli, birazdan kullanacağım. Yalnız çok fazla kullanma. Tamamdır. Şöyle, siz gelmeden şunu da ilave edeyim. Bu Şarkı Burada Bitmez albümünü çok seviyorum. Telefonda dinlerim ara sıra. Tabii sizin favoriniz Zindan'dan Mehmet'e Mektup, onu biliyorum. Kimseye vermiyor musunuz? Hepsi de favorim. Çünkü 10 şiir, onları bayağı seçerek yaptık. Ve cezaevine girmeden önce onu yapmıştık. Yani o şiirlerin hepsi hakikaten severek, inanarak okuduğum şiirlerdi. Ve hala da severim. Burada da tabii Zindan'dan Mehmet'e Mektup benim favorilerimden bir tanesi. Çünkü üstadın şiiri olur da favori olmaz mı? Evet. Efendim, ben de sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair'i seviyorum. O da güzel. Onun sonunda Erdem Beyazıt diyor ya, can Allah kuşum, umudum, eylesin, canım, sevgilim ya diye. Allah rahmet eylesin. Orası çok duygulu. Evet, çok duygulu. Ben de duygulu bir yere geleceğim. Siz yokken Eyüp Bey'e, Ahmet Bey'e, Zehra Hanım'a, Zeynep Hanım'a da bu konudaki yani istirhamımı söyledim. 150 bin liralık evlilik paketi vaadimiz var, malum. Evet. Vadesi de güzel, ödemesiz olması da güzel. Bekarsın galiba. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, hayır işte de acele etmek lazım. Ben meclisteki güven oyu
alındıktan hemen sonra bunun acilen çalışılmasını efendim arz ediyorum. Az önce de dedim, ilk başta siz bana desteği verirseniz maaş var. Oradan ben devam edeceğim. Bir de bizim müstakbel kayınbaba sizi çok seviyor. Onun yani bu garibi sevindirir de bir isterseniz. İsteriz be. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez. Allah razı olsun. Yani bir yanlış yapmaz değil mi? Yapmaz efendim. Ordulu sizi çok seviyor. Oo. Karadenizli. Karadenizli. Ben tamam. De Konyalıyım. Yani iki taraf da zaten. Ziyadesiyle muhabbetli efendim. İnşallah hayır olsun bakalım. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Melike Ayşe. Erzurumluyum. İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, biz sizin kadınlara ne kadar değer verdiğinizi, ne kadar kıymet verdiğinizi biliyoruz. Ben de özellikle bugün bu vesileyle tesettürlü kadınlar adına size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tesettür geçmişte benim annemin, ablalarımın, teyzelerimin önüne eğitimde ve kamusal alanda engel olarak konmuşken ben bugün tesettürle lisans eğitimimi %100 burslu bir şekilde tamamlamak üzereyim. Allah nasip ederse yüksek lisans için de yurt dışından kabul aldım ve doktorada da devam etmek ve tesettürümü gururla taşımak istiyorum. Ben bu zulmü bizzat yaşamamış olsam da annemin hikayesini ve size ne kadar dua ettiğini biliyorum. Sizden Allah razı olsun, nesillerin maruz kaldığı haksızlıktan bizi muhafaza ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Tabii bu sıkıntıyı ben ailede yaşadım. Benim iki kızım İmam Hatip öğrencisiydi. Düşünün, İmam Hatip öğrencisi oldukları halde başörtülü olarak okuma şansları yoktu. Ve mecburen ben kızlarımdan bir tanesini oradan alarak benim bir sınıf arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek durumunda kaldım. Dedim göndereyim mi? Ne yaparsın? Sen de endişe etme, gönder. Burada ev, bark, her şeyi hallederim. Ve kızımı oradan aldım ve Trabzon'a gönderdim. Orada bitirdi. İmam Hatip'te başörtülü okumanın adeta yasaklandığı bir dönem. Kendi ülkemde adeta öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya oldular. İşte ben de tabii bunları elhamdülillah kaldırdığımız için mutluyum. Ama Bay Bay Kemal ya yalan üstüne yalan söylüyor. Şimdi alıyor diyelim bir tane kızımızı veya bayanı karşısına, ona bir cevap ve rozet takıyor. Ondan sonra da kendisinin başörtüsüne karşı olmadığını söylüyor. Ya siz bir defa Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsüyle ilgili yaptığınız başvurular var. Ya biz sizin ne noktada olduğunuzu, karakterinizi A'dan Z'ye biliyoruz. Bu milleti nasıl aldatacaksınız ya? Mümkün mü? Onun için eşeği sağlam kazağa bağlayalım. Ondan sonra Allah'a emanet edelim. Güvenilmez. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için 28'i akşamı Bay Bay Kemal yapalım. Sevgili Cumhurbaşkanım, ilk önce gönlümüze sefalar getirdiniz, bizi ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Benim adım Elif Azra Şenyurt. İstinye Üniversitesi'nde aşçılık sanatları okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben de izninizle sizinle bir anımı paylaşacağım. Benim annem sizin davanıza sevdalı bir Türk kadınıydı. Bizim davamıza? Evet. Sizin davanıza.
Yok öyle demeyeceksin. Bizim, hepimizin. Hepimizin davası elbette. Hepinizin davasına sevdalı bir Türk kadınıydı, düzelteyim. Bundan sonra siz onu gördüğünüzde annem hamileymiş. 2004 senesi, benim doğum yılım. Ben annemin karnındaymışım. Siz de annemi gördüğünüzde demişsiniz ki Allah yolunu bahtını açık etsin, vatana millete hayırlı bir evlat eylesin. Ben şu an 18 yaşındayım. Oy kullandın. Oy kullandım Cumhurbaşkanım. İlk oyum Erdoğan'a dedim. Ben şu an 18 yaşındayım ve vatana millete hayırlı bir evlat olmak için çabalıyorum. Devlet büyüklerinin de duaları kabul olurmuş. Rabbim inşallah gönlünden geçeni nasip etsin. Amin. Türkiye yüzyılında attığınız hızlı adımları da yakından takip ediyorum. Çok fazla ilgiliyim. Savunma sanayiye ilgim çok büyük. Selçuk Bayraktar'a da buradan gerçekten sevgilerimi iletiyorum. Büyük hayranıyım. Sizden ufacık bir ricam olacak eğer ki kabul ederseniz. Benim ve arkanızda dimdik duran bu gençlerin uğruna bize bir şiir okur musunuz acaba? Yani bizi zor bir yere doğru sürdü. Ezberimde o olduğu için onu okuyayım ben yine de. Akif'ten. Asım'ın neslini orada tanıtıyor. Asım'ın nesli nasıl? Kim? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. Sayın Cumhurbaşkanım selamünaleyküm öncelikle. Ben Sevde Betül Azıkara, 25 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ramazan Bayramı'nda dedem Asım Harpçı vefat etti. Kendisi, Allah rahmet eylesin. Amin, Allah razı olsun. Kendisi emekli imamdı. Biz torunlarını okurken görmek onun bu hayatta en mutlu olduğu şeydi. Kızların başörtüleri sebebiyle okuyamadılar ama elhamdülillah torunlarım okuyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun derdi hep. Sizi çok severdi ve her daim duacınızdı. Efendim ben de ondan bir hatıra getirdim size. Hediyem Milli Selamet Partisi'nin dağıttığı bir çay bardağı. Dedemin evinde bulduk vefatından sonra. İki tane vardı. Bir tanesini kendimiz hatıra olarak aldık. Bir tanesini de size getirdik. Sanıyorum bu bardak 1977 seçimlerinden önce dağıtılmış. Sizin de İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olduğunuz döneme denk geliyor. İzninizle hediyemi takdim edip sonrasında sizinle bu dönem hakkında bizimle paylaşırsanız anılarınızı, hatıralarınızı çok memnun olurum efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
siyasette şu andaki bulunanlar veya Bay Bay Kemal, yani onun böyle siyasete gençlik kollarından girme, oralardan gelme gibi bir geçmişi yok. Yani siyasette şu anda bulunanlarda da benim durumumda olan yok. Çünkü ben ta gençlik kollarından itibaren siyasetin içinden yetişmiş, siyasetin içinden gelmiş ve siyasette 40 yılı aşkın bir dönemim var. Ve İstanbul gibi bir şehrin gençlik kolları başkanlığını yapmış birisiyim. Oradan itibaren ta bugünlere geldik. Tabii Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Refah Partisi'nden sonraki süreç ve o süreç içerisinde tabii yaşadığımız birçok sıkıntılar vesaire. Bütün bunlarla beraber özellikle de belediye başkanlığı sürecim. Belediye başkanlığı sürecinde tabii 4,5 yıl falan idi. Cezaevine giriş ve cezaevinden çıktıktan sonra da AK Parti'yi kuruşumuz. Ve AK Parti'yi kurduktan 16 ay sonra biz tek başımıza iktidar olduk. Bunu yakaladık çok kısa bir zamanda. Ve %34 gibi bir oyla da parlamentoda birinci parti olduk. Birinci parti olduk, onunla kalmadık. Tabii Türkiye'nin yeniden dönüşümüne biz parlamentodaki bu gücümüzle yol verdik. Ve gerçekten bu AK Parti'nin çok çok güçlü bir gelişini doğurdu. Ve bu güçlü geliş nereye dayanıyordu? İşte ta Milli Selamet Partisi'ndeki o gençlik dinamizmine, oradan aldığımız siyasi tecrübeye, bu şekilde tabii buralara geliş oldu. AK Parti ise çok farklı bir performans ortaya koydu. AK Parti ile beraber de Türkiye'de yeni bir değişim, dönüşüm yakalandı. Ve bunu da başarıyla temsil ettiğimize inanıyorum. 21-22 yıl bu kadar kısa zamanda buralara tırmanmış olmak çok çok önemli. Ve bu dönem içerisinde de tabii gerek başbakanlık, gerek cumhurbaşkanlığı ve gerekse şu anda geldiğimiz nokta, tabii bize maalesef ihanet edenler de oldu. Bizden bırakıp ayrılıp maalesef gidenler de oldu. Ama bizimle yol arkadaşlığını sürdürenler de oldu. Onlarla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bütün mesele 28'inin akşamını 29'a farklı bağlamak. İşte buna bağlı hazır mıyız? Yani 28 Mayıs akşamı özellikle İstanbul'dan ben şunu beklerim. 29 Mayıs İstanbul'un fethi yıl dönümüdür. İnşallah İstanbul farklı bir fete çıkmaya hazır mı? Ben şu anda gençlerimizin gözlerinde evet biz hazırız diyorsunuz. Bunu okuyorum. Evet. Çay bardağımız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmim Ezgi, Edirne Keşan'dan geliyorum. Böyle bir program düzenlediğiniz için size ve ekibinize teşekkür ederiz. Şimdi ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir genç olarak seçimden önce sosyal medyaya, televizyonlara ve anketlere baktığımızda kesinlikle seçimi kazanamayacağınızı düşündüm. Böyle bir algıya kapıldım. Ancak seçimden sonra sonuçları çok farklı olarak gördük. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu sosyal medya benim hiç inanmadığım bir medya grubudur. Eğer yalan arıyorsanız sosyal medyaya bakın. Halbuki biz hiç de sosyal medyanın ifade ettiği şekilde
bir seçim görmedik. Benim gittiğim illerdeki hava çok çok farklıydı. Çok çok güzeldi. Hatta her gittiğim yerde resmi rakamları alırım. Benim öyle bir huyum var. Ne demek o? Yani emniyetten, valilikten resmi rakamları. Bakıyorum ki resmi rakamlarda biz gümbür gümbür geliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk. Ben Hacer Özgün. Kahramanmaraş Pazarcık Deprem Üssü bölgesinden geliyorum. Tam merkezde. Evet, tam merkezden geliyorum. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Devletimiz ve milletimiz olarak yanımızda olduğunuz için. Ben orada bu faciayı yaşamış biri olarak, tam içinden biri olarak bunları dile getiriyorum. Afetin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. 11 ili etkilemiş durumda. Tabii ki de ilk günden ve şu ana kadar yardımlar olabildiğince oldu. Kimse mükemmel olmasını bekleyemez. Asrın felaketi deniyor. Ama size çok teşekkür ederim. Ben size biraz bize yapılan hakaretlerden bahsetmek istiyorum. Ben ilk oyumu kullandım. Çok mutluyum ve böyle bir lidere verdiğim için gururlu ve aşırı aşırı mutluyum. Şu an heyecandan da konuşamıyorum zaten. 15 Mayıs sabahı biz oyumuzu kullandıktan sonra Twitter, işte bildiğimiz sosyal medyalardan bize yapılan hakaretler, aşağılamalar, lanetlemeler, yani akla alınmayacak şeyler. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum düşündükçe. Ama ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Konuşmamı da hazırlamıştım. Şu an sizin karşınızda bunları konuşmak, o olayları, yaşadığım şeyleri düşünmek bile beni açıkça zorluyor. Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtirken, biz seçmen olarak kendi demokratik hakkımızı kullandığımız sabah, bize yapılan yardımların sanki bedeli varmış gibi yapılan yardımlardı. Biz hiç kimsenin bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize o için yardım etmiş. Aşırı üzgünüm. Şu an kendimi ağlamamak için de çok zor tutuyorum. Yine de sizin gibi bir lidere oy verdiğim için ve bu Türkiye yüzyılının başlatılacağını bildiğim için kendimi çok da gururlu hissediyorum. Hiç kimse kötülüğe kapılmasın. Oradaki deprem bölgelerindeki seçmenler de asıl kimi seçmeleri gerektiğini en güzel şekilde gösterdiler zaten. Oradaki insanlar da biliyor kimi seçeceğini diyorum. Yani yardım yok demek doğru değildi. Bunu yaşayan insanlar seçtiyse bu acıyı, bu felaketi yaşayan insanlar seçtiyse, ki biz biliyoruz da gördük seçim günü. Herkese 28 Mayıs günü tekrardan görecek. Buna da eminim. Biliyorum ki siz bizim milletimizin yanındasınız. Biz de bu hak davada sizin yanı başınızda olacağız. Size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tabii sevgili kızıma çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bunlardan bir tanesi malum tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı. Fakat daha sonra itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Şundan bir defa emin olacaksınız. Onlar isteseler de istemeseler de, Erdoğan iş başında olduğu süre içerisinde biz AFAD'ımızla, her şeyimizle bu depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ve bunu mümkün olduğunca daha da üst seviyelere
çıkarmanın gayretindeyiz. Köy evlerini dağıtmaya başladık. Bunun yanında bir taraftan da söz verdiğim gibi şimdi TOKİ olarak konutlarımızı hızla yapıyoruz. Çünkü bir yıl içerisinde inşallah TOKİ olarak zemin artı 3, zemin artı 4 kat olmak üzere bu binalarımızı da yapıp inşallah teslim etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ve buralardan taviz vermek yok. Hızla devam edeceğiz. Biz kararlıyız ve devletimiz muktedir. Bunların hepsinin adımlarını atar ve inşallah bu depremzedelerimize bu konutları yapıp teslim edecek iradeye de güce de sahibiz. Örneğin işte biz şimdi Defne'de bu hastaneyi yaptık. Hemen muhalefetten bir tanesi çıktı. Tabii terbiyesiz, ahlaksız. Üç ayda dedi, neyi yapıyorsun dedi. Ahlaksız. Biz Covid döneminde Yeşilköy Havalimanı'nda 45 günde Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'ni bitirdik. Ve 1006 odayla bitirdik. İçinde aklımda kaldığı kadarıyla 18 ameliyathanesi olan bir hastaneyi biz Yeşilköy Havalimanı'nda yaptık. Niye orada yaptık? Yurt dışından da herhangi bir hasta vesaire geldiği zaman hemen havalimanına inecek uçak ve 5 dakika hemen hastaneye gelsin diye. Aynı şekilde Anadolu yakasında da Sancaktepe'de yaptık. O da aynı, 45 günde. Ya bunları biz ispatlamışız. Biz bunları yaparak konuşuyoruz. Bilerek konuşuyoruz. Sen ne yaptın ya? Sizin referansınız var mı? Bizim referansımız var. Çamsakuru Hastanesi'ni biz yaptık. Bunlar bizim referansımız. Murat Dilmener'i biz yaptık. Bunlar bizim referansımız. Pakize Öz'ü biz yaptık. Bunlar bizim referansımız. Peki siz ne yaptınız? Sizin referansımız, ben de şunu yaptım diyebileceğim bir eserim var mı? Yok. Bunlar akşam yalan, sabah yalan bunu söylüyorlar. Ve biz tabii eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, enerjide. Yani biz şimdi şurada doğal gazı çıkardık, inanmadılar. Bir ay ücretsiz dedik. E buraya biz şimdi bir ay ücretsiz olarak doğalgazı veriyoruz. Ha biz bunları yaptık. Siz ne yaptınız? Hiç. Onun için şu 28 çok önemli. 28'inde gayret ve bunların şöyle hepsini gelin birlikte bir emekli edelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Son 2,5 senede tam 43 kere gençlerle bir araya geldiniz. Gençlerle en fazla bir araya gelen lider ve Cumhurbaşkanı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu buluşmalarda emeği geçen ekibimiz var, Gençlik Kolları, MKK üyelerimiz var. Eğer kabulünüz olursa efendim, Ayşe Şirin kardeşimizin de bugün doğum günü, 19 Mayıs. Kabulünüz olursa kendisinin de bugün doğum gününü sizin liderliğinizle, huzurunuzla kutlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, pastanın üzerinde de beyler ülke yönetiyoruz, ülke yazıyor. Başkanım, öncelikle ben Sakarya'dan geldim, Ömer Dağlı. Biraz önce de ifade etmiştim, seçimin yorumunu yapmak istiyorum takdirinizle. Seçimde elbette ki buradaki arkadaşlarımız ve sizin umduğumuz bir sonucu elbette ki olmadı ama ben açıkçası sizin %50 ile kazanmanızı gönlüm razı ermezdi. Buradaki arkadaşların da öyle, %50, %50,5'la Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına benim gönlüm razı ermezdi. Ama 28 Mayıs'ta inşallah %55'te sizi kazandıracağız canım.